Ne yapıyorsun anne bize? Bugün size irinikli sütlü bir tatlı yapacağım. İşe de şeyden başladım. Bisküvilerle. Şimdi bunu güzelce hem robotta çekip un haline getireceğim Allah izin verirse. İşte evde çocukların kalan giden şeylerini değerlendirdik. Bisküvileri. Şimdi bunu güzelce şöyle tepsimizin dibine seriyoruz. Şimdi sıra harcımızı yapmaya geldi. Bu hazır. Tepsimiz hazır. Böylece tamam. 1,5 bardak şekerimiz var. Yanlış koydum ya, neyse. 1 litre sütümüz var. Ölçmeye gerek yok. Tamam. Bardak irimiğimiz var. Şöyle bir yemek kaşığı. Belki biraz daha mı? Mavi haşhaşımız var. Böylece bunu karıştırarak pişireceğiz Allah izin verirse. Bakın böyle güzelce karıştıracağız. Ve vanilya yapmayı unutmuştum. İşte kızım olmasaydı unutacaktım. Ben şöyle bir bardak da su koyuyorum sevgili izleyicilerim. Çünkü bunu bisküvili yapacağımız için bir tık yumuşak olmalı. Şimdi karıştıra pişireceğiz Allah izin verirse. Aşama aşama göreceksin. Evet, kabarmaya başladı. Kaynayacak. Evet. İyice kat katı pişirecek misin yoksa biraz duracak mı öyle? Hayır, pişecek ve sıcak sıcak dökeceğiz. Tamam. Bakın kıvamı böyle oldu. Bunun içine şimdi biraz da yağ koyacağız. Şöyle çok az, çok değil. İşte bu kadar. Bir kaşık yani. İlla fırın olmak zorunda değil insanların. Evet, mesela bizim fırınımız var. Olmadığı zamanlar böyle sütlü tatlılar da yapmayı seviyoruz. Hazmı da kolay. Evet. Senin yağın da bayağı bir azimli çıktı. Evet, inanın tut dayanmıyor. Açtım. Biz şimdi yavaştan dökmeye başlayalım bakalım inşallah. Böyle yavaş yavaş dökelim ki her yerine hem de altındaki sermiş olduğumuz bisküvilerimiz ne olmasın? Dağılmasın. Masamız yere duruyor. Onun için biz de ne yaparız? Tepsimizi çeviririz. İşte tamam. Daha dökeyim.
Şimdi bunu şöyle sallaya vererek şöyle zeminini bir ne yapalım? Sağlamlaştıralım. Ondan sonra tekrardan gene geri bisküvilerimizi şöyle güzelce dökelim. İnşallah bana da bisküvi kalır. Hayırdır mı? Mangolina yapacağız anne. Ondan mı istiyorsun? Mangolina'nın içine şey katılıyor. Ceviz, onu ben yapacağım. Ceviz diyorum ya. Bisküvi. Yeter mi? Onu şöyle birazcık yüksek tutalım ki o tarafa çok kaymasın. Şimdi yine böyle ikinci kata. İkinci katına da Leyli'nin tarifi. Leyli tatlısı bunun adı. Bunun adı sütlü tatlı. Çok güzel oluyor. Gerçekten nefis oluyor. Ama illaki bir isim olmalı. Leyli tatlısı olsun bunun adı. Ben annemin haber olmadan şlap diye biraz şey döktüm. Neydi onun adı anne? Haşhaş döktüm. Haşhaş döktüm annemin haberi olmadan. Annem beni parçaladı, yedi bitirdi. Kara ettiğinde işte şöyle ettiğinde böyle ettiğinde elin ayağına durmuyor da saydırdı. Ama daha güzel olmadı mı? Bakın. Kararmış mı sizce? Bakın. Hayır. Çok güzel oldu. İstiyorsan birazcık yağlayabilirsin de. Hayır, ya da gerek yok. Gerek yok. Şimdi ne yapacağız bunu? Bunun soğumasını bekleyeceğiz. Harika. Tamam, soğumaya geçtik. Anneciğim ne yapıyorsun? Şimdi üzerine krem şantiyeden süsleyeceğiz. Kapatacağız Allah izin verirse. Krem şantiyemizi hazır ettik. Çünkü çok uzun sürsün istemiyoruz videoları. Evet, krem şantiyemiz. Şöyle kalın bir tabaka olarak süreceğiz. Düzeltme işlemleri devam ediyor. Evet. Bir peçete versene bana. İşte oldu. Biraz daha atsana bence. Hayır. İyi günler, afiyet olsun. Tekrardan akşamüstü kestiğimize görüşmek üzere. Bisküvi de ver şöyle şöyle işeriz. Bakın çok güzel oldu. Anne çok hızlı hareket ettiriyorsun ve ben yakalayamıyorum. Görmüyor. Yiyenlere afiyet olsun. Şuradan katlarını da gösterelim. Evet. Bakın çok nefis oldu. Bunun üzerine koymayalım istersen. Bunu koyalım mı? Koy. Çünkü onlar 4 kişiler ya. 4 kişiler ama memoli yemez ha. Tamam, oldu.